Ramazan bayramı nedeniyle 8 Ağustos günü evinden ayrılıp tatil için 2 günlüğüne yakınlarının yaşadığı İzmir'e giden M.A. 10 Ağustos sabahı evine döndüğünde daire kapısının zorlanarak evine girildiğini ve eşine ait 40 bin lira değerindeki onlarca parça ziynet eşyasının çalındığını fark etti. Durumdan polise haberdar eden M.A.'yı mutlu eden haber 3 gün önce yardım istediği Çanakkale polisinden geldi. Çalıntı ziynet eşyalarını eksiksiz teslim alan M.A. adeta mutluluk krizi geçirdi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası dedektifleri hırsızlığın gerçekleştiği Esenler bölgesindeki MOBESE ve apartmanlara ait güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. MEA'nın yaşadığı sitenin kapıcısının verdiği bilgide yer alan hırsızlık günü bölgede görülen şüpheli 17 plakalı Dacia marka yeşil renkli araç kamera kayıtlarına tespit edildi. Aynı marka ve model kente bulunan onlarca araç inceleme altına alındı. Kamera kayıtlarında plakası belirlenemeyecek şekilde gözlenen bir aracın içindeki biri kadın diğeri erkek iki kişiyle bir market önünde park ettiği anda saptanan plakası araştırılmaya başlandı. Polis plakası 17SE640 olarak tespit edilen bir aracın kısa süre önce bir başka kişiye satıldığını, alıcısının da hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan sabıkası bulunan 35 yaşındaki Levent K. olduğunu belirleyince başlatılan soruşturma farklı bir boyut kazandı. 19 yaşındaki eşi Merve K. ile Levent K.'nın olay günü bölgede bulunduğu anlaşılınca zanların yaşadığı Kemalpaşa mahallesindeki evde arama yapıldı. Çalıntı olarak kaydı bulunan 6 Adana burması bilezik, 1/5'i bir yerde, altın zincir üzerinde 5 küçük altın bulunan bileklik, 1 cumhuriyet, 1 yarım altın ile 7 çeyrek altın ev aramasında ele geçti. Zanlar ilk sorgulamalarında suçlarını itiraf etti. Levent K. hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini, eşinin ise o sırada araç içinde beklediğini polise anlattı. Karı koca adliyeye sevk edilen zanlardan hırsızlık suçunu işlediği itiraf eden Levent K. tutuklanırken 19 yaşındaki genç eşi Merve K. ise serbest bırakıldı.